Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Banyodan merhaba diyorum herkese. Şimdi böyle günlük cilt bakım rutinlerimi yapıyorum ve günümüze geçiyorum. Şu anda sürdüğüm gözaltı bakım kremim. Şöyle göstereyim. Home Bitkisel'den aldığım ürünler. Biliyorsunuz bu işe girdim ve bu markanın ürünlerini kullanıyorum. Çok da memnunum hepsinden. Özellikle temizlik ürünleri daha da bir güzel. Zaten bugün demliği deneyeceğiz birlikte. Nasıl bir etki ettiğini göreceğiz. Demlikle ilgili böyle lekeleri falan çıkarma yönünde çok çok iyi olduğu söylendi. Cilt bakım ürünlerinde de şimdilik güzel gidiyor. Ama tabii daha net bir şey söylemek için uzun süre kullanmam gerekiyor. Şimdi şu oksijen maskeyi kullanacağım. Bunu da çok met ediyorlar. Bunu böyle sürüyorsunuz yüzünüze, kendi kendine köpürüyormuş. Bir kere sürdüm ben de daha. Şöyle bir sıvı gibi değil, böyle yapışkan bir madde. Bunu böyle sürüyorsunuz. İçeriğinde de çok güzel ürünler yazıyor. Bakalım gerçekten etki edecek mi? Tabii bunu söyleyebilmemiz için en az bir ay kullanmamız gerekiyor. Ama net bir şekilde söyleyeceğim bir ay sonra düşüncelerimi. Şimdi çok kullanmadığım için çok bir şey söylemeyeyim. Bakın yüzde hemen köpürdü. Çok korkunç gözüküyorum. Hemen bu kısmı geçelim. Hemen. Bir 10 dakika bekleyeceğiz. Sonra yıkayacağız. Evet, şimdi son olarak şu cilt bakım kremimi kullanacağım. Bu kadar yeterli. Çok az da olsa etki ediyor. Bu ürünün hepsini link olarak aşağıda bırakıyorum. İsterseniz incelersiniz. Evet, günlük cilt bakımımız bitti. Evet, en son sizi cilt bakımımda bırakmıştım. Sonrasında geldim ben. Kahvaltı hazırladım, kahvaltı yaptık. Birazcık oynadık. Sonra Özgür'ü uyuttum. Şimdi de kendime bir kahve yapmak istiyorum. Umarım Özgür'ü hemen uyanmaz da kahvemi soğutmadan içebilirim. Çünkü anneler bilir ki o kahve hep soğur. Hep kahve yaptığınızda çocuklar uyanır. Umarım bu sefer uyanmaz. Şimdi kendime ne yapsam? Türk kahvesi mi, sütlü mü? Ben sütlü Türk kahvesi yapayım kendime. Ya da sütlü Nescafe yapayım ya. Aynen. Sütlü Nescafe yapayım. Hazır sütlü cezvem de buradayken. Özgür için çünkü ben cezve ayırıyorum. Süt cezvesi. Onu da sadece süt ısıtıyoruz. Sonra da ne yapacağız? Günlerdir evdeyiz. Eminim siz de evdesinizdir. Çünkü çıkmıyoruz dışarı. Zaten dışarı çıkacak bir alan da yok. Öyle AVM'ye de aylardır gitmedim. Hani öyle yerlere de gitmiyorum. Her yer kapalı zaten. Hiçbir arkadaşımla görüşemedim. Hepsini çok özledim. En yakın arkadaşlarımdan biri Sevim. Doğuracak neredeyse. Yani en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok özledim hepsini. Böyle muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi. Arada görüntülü falan konuşuyoruz ama tabii böyle buluştuğumuz gibi olmuyor. Çok özledim. Siz de özlemişsinizdir eminim arkadaşlarınızla, akrabalarınızla görüşmeyi. Çok sıkılmaya başladım. Şimdi de farklı bir şey çıktı ortaya diyorlar. İşte mutasyon geçirmiş diyorlar. Bir şey diyorlar. Diyorlar. Yani geçecek değil gibi yani bu süreç, bilmiyorum. Benim artık ümidim kesilmeye başladı. Bilmiyorum siz de mi öylesiniz ama yani artık gerçekten ümitsizliğe kapılmaya başladım. Çok böyle sürekli bitsin artık diye söylenmeye başladım ben. Birazcık daha sabretmemiz gerekiyor herhalde bu süreçte. Rabbim sabır versin hepimize. Ben bugün annemlerle görüşeceğim. Annemlere gideceğim. Annemle Ezgi de evde. Hiç çıkmıyorlar. Babam da köyde. Köyde karantinaya girdi. Annemle Ezgi de böyle evdeler. Biz de evdeyiz. O yüzden ben arabayla 5 dakika böyle mesafe. Annem Özgür'ü alıp anneme gideceğim. Orada birazcık vakit geçireceğim. En azından ev değişikliği iyi olur diye düşünüyorum Özgür'ü için. Çünkü onların da hiçbir yere çıkmadığını biliyorum. Biz de çıkmıyoruz. En azından kendi annemle, sevgili annemle görüşüyorum. Onlar da olmasa zaten iyice de kafayı yerim. Gerçekten Özgür'ü de yer, biz de yeriz. Allah'tan ki onlar da var da böyle gidebileceğimiz
bir yerimiz var en azından. Aşağıda mesela kuş var. Kuş aldı sevgili annemler. Özgür Duru'yu onunla oynuyor. Zaten sürekli kuş 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 diye böyle bağırıyor. Gece bile uyurken onu sayıklıyor. Öyle söyleyeyim. Bayağı kuş delisi çıktı. Bu arada ben de aşırı korkarım. Yani kuşun çırpınmasından çok korkuyorum. Şey çırpınması dediğim de kanat çırpması yani. Kuşun yapması gereken en doğal hareket. Ama ben evdeyken çok korkuyorum yani. O yüzden kuş açık olduğunda asla girmem odaya. Özgür Duru da alıyor, avucunu öpüyor, seviyor. Bir görmeniz lazım. O anları da eğer bugün çekebilirsem o anları da size göstermek istiyorum. Ama şimdi bir kahve içeceğim. Sonra Özgür Duru uyanınca anneme gideceğiz diye böyle bir plan yaptım. Bakalım annem nerede, neler yapacağız. Hep birlikte görelim. Ben şöyle kameramı şöyle güzel bir yere koyayım. Şimdi ben şöyle süt koyuyorum. Birazcık da su ekleyeceğim. Birazcık şeker atalım. Altını açtım. Sütüm ısınsın. Nescafe, sütlü Nescafe yapacağım. Sütümüz orada olurken ben şöyle Nescafe'mden çay kaşığı kadar Nescafe'mi koydum. Sütümü ekleyeceğim. Öyle köpürtmekle falan uğraşmayacağım. Vallahi hiç ona vaktim yok. Hemen Nescafe'mi içip kitabımı biraz okuyup Özgür Duru da zaten uyanacaktır muhtemelen. Öyle bir geçeceğiz. Evet, benim şöyle kahvem oldu. Kitabımı da yanıma aldım. Özgür Duru'nun kitabı kalmış. Bu değil tabii ki kitabım. Bu arada kahve şeyi, çikolatayı kahvenin üstüne koymak da nasıl bir sivri zekalılık değil mi? Bravo Özge, bravo. Bu önce sen yaparsın zaten. Nerede kitabım? Dakika. Oh, battaniyeyi de aldık, kitabı da aldık. Kahvemiz de orada, çikolatamız da orada. Bizi bekliyor. Ben ilk önce çikolatayı bitiriyorum, sonra kahve içiyorum. Sizde durum nasıl bilmiyorum. Yani değişeyim biraz. Şimdi burada da böyle kitabım var. Cengiz Dağcı, Korkunç Yıllar. Çok güzel gidiyor. Çok beğeniyorum ama çok fazla vakit bulamıyorum. Bir de bilmiyorum siz oluyor mu? Bana bazen böyle bir kitap okuma isteksizliği geliyor. Bazen istekliliği, bazen de isteksizliği. Bu aralar maalesef öyleyim. Çok fazla sık alamıyorum elime. Almıyorum daha doğrusu. Ama tekrardan o eski günlerime dönmeyi planlıyorum. Kahvemden bir yudum almıştım ki Murat acıktığını söyledi. O şimdi online derste. Ona şöyle barbunyu tilaki hazır almıştık. Belki eski videolardan hatırlarsınız. Çok değil, bir önceki video. Onu şimdi bir ısıtayım. Evet, şöyle bir şey çıktı içinden. Böyle barbunya var. Patates var. Havuç var. Şöyle birazcık ısıtacağım. Sonra da tabağa koyup hodişime götüreceğim. Hodiş ne ya? Bugün evet biraz muzurluğum üstümde fark ettiyseniz. Güzel bir video oluyor. Devamını neler yapacağımı göreceğiz. Hiç kitap okuma isteğim yok. Konuşalım ya. Düşme. Şimdi size birkaç bir şey sorayım. Birincisi, ben robot süpürge almak istiyorum. Çünkü gerçekten artık almak istiyorum. Yani günde her gün zaten süpürüyorum da günde iki kere süpürüyorum. Bir sabah bir akşam yemeklerden sonra. Almam gerektiğini düşünüyorum. Başım da ağrıyor. Ama hangi model alacağımı bilmiyorum. Instagram'dan sordum. Daha kimse dönüş yapmadı. Bir yarım saat falan oldu soralı. Bir dönüş yapsınlar. Gelen modelleri merak ediyorum, memnun kalınan. Siz eğer kullanıyorsanız beğendiğiniz ama bakın gerçekten memnunsanız, Özge gerçekten akıllı bir süpürge derseniz, yarım akıllı süpürge istemiyorum. Robot akıllı süpürge olacaksa eğer yarım akıllısını kabul etmem. Akıllısı anca beni paklar. O yüzden gerçekten memnun kaldığınız bir robot süpürge kullanıyorsanız ya da duyduysanız ya da çevrenizde varsa, şu annem kullanıyor, babam kullanıyor varsa eğer, önerileri aşağıda yorumlara bekliyorum. Ne zaman alırım bilmiyorum. Herhalde bir 12 taksit seçeneği hangisinde varsa onunla alırız diye düşünüyorum. Ne zaman alırım bilmiyorum. Murat'ın daha bu konudan haberi var mı? Vardır herhalde, Instagram'ımı takip ediyor sonuçta. Öyle bir planlarım var. Aylardır var da artık birazcık daha gündeme konuyu getirmek istiyorum. Çünkü bizim evde işler böyle oluyor. İşte bir şeyi ilk başta almak istediğimde onu bir çıtlatıyorum.
belli bir süre, belli aralıklarla o çıtlattığım şeyi ara ara söylüyorum. Sonra onun fiyatlarına bakıyorum. Fiyatlarını ara ara söylüyorum. Sonra 12 taksit, 8 taksit, geç bu çok güzel markaymış, çok memnunlarmış, baksana nasıl süpürüyor, baksana nasıl seviliyor vesaire, onları böyle empoze ediyorum. En sonunda bu ay aslında alsak mı, başlasak mı ödemeye gibi konuşmalar geçiyor ve son alıyorum. Böyle bizim süreçlerimiz böyle. Öyle hemen kafama göre hop sepete at olmuyor. Malum ev geçindiriyoruz. Birlikte bir aileyiz. Murat da bir şey alırken, ben de bir şey alırken birbirimize soruyoruz. Birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz makul şeyler karşılığında. O yüzden öyle bir sürecimiz oldu. Şimdi artık son aşamalara gelmiş bulunuyoruz. Ya da ben öyle umuyorum. Yani eğer beğendiğiniz varsa şuraya alta yorumlarınızı bekliyorum. Artık kitap okumaya da geçiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Özge bu ev ne? Şunlarla neden geldin? Neden geldik Murat? Bunu da sen açıkla ya. Bunu da sen açıkla. Köfte yapmaya. Neden evimizde köfte yapmıyoruz? Köfte yapmayı bilmiyor muyuz yoksa? Biliyoruz ama annenin köftesi diye bir şey var. Gerçekten kayınvalide köftesi diye bir şey. Artık bunu kayınvalide köftesi diye çeviriyorum. Sevil annemin köfteleri çok güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Bize söylüyor. Aynısını yapıyoruz ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. Yine güzel oluyor ama onun yaptığı köftelerde bir değişiklik var. Şimdi onun videosunu çekmeye geldim. Bize söylemediği bir sır olduğunu düşünüyorum. Ya kadın köyde yoğurt yok, elinde maya yokken yoğurt yaptı. Ya bunu nasıl açıklayabilirsin? Özel bir gücü var galiba. Özel bir gücü var, evet, yemek yapma gücü. Artık içine ne koydu, ne yaptı? Bir şekilde o yoğurdu yaptı yani. Hayırdır? Senin arkandan konuşuyorduk. Evet, kıymadenin arkasından konuşmak çok zevkli. Köfteleri kim yaptı? Yiyebilirsiniz. Yine sen yaptın bir tane değil daha mi? Yiyeyim. Anne biz köfte yapamıyoruz o yüzden... Yani yapıyoruz da senin gibi yapamıyoruz o yüzden böyle... Kendi kıymalarımız, bir de hazır kıyma da aldık. Köfteci de aldım, geldim. Tamam. Yapalım. Şimdi her aşamasını tek tek çekeceğim. Tamam. Bize söylemediğin o sırrı da bu videoda bence açıklayacaksın. Size söylemediğim sır yok. Hepsini söylüyorum ama bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın, el lezzeti var. Ay daha önce hiç bu kadar hakaret. Hayır canım, ne alakası var? Doğru, haklısın. Ama öyle anne şey köftesi yok diye de bir şey var yani. Ya anne köftesi yapıyorum, evet. Ben başka bir şey ben yok. Ben de anne oldum ama çok şey olmadı herhalde. Olur olur zamanla. Yo, İkinci çocuktan sonra mı oluyor? Olacak olur. Oluyor aslında. Güzel şeylerini, her şeyi yaptığımız ama. Ya güzel yapıyoruz aslında ama. Anne köftesi senin köften gibi olmuyor. Bakalım bugün yapabilecek miyiz? Yaparız. Ben elimi sürmeyeceğim ama. Neden? Sen... Hayır, Özge'ye yaptır anne. Ben söyleyeceğim, sen yapacaksın. Evet. Tamam. Ama el lezzeti varmış ya. O geçer. Olsun, o geçer. Ben senin yanındayım. O lezzettir. Bir şey olmaz. Şimdi tamam. Benim mutfağım da çok karışık. Bugün pazar vardı açıkçası. Gittin mi pazara? Pazara gittim, evet. Peynir aldım. Onları yerleştirmek üzereyim. Bir yandan da lahana almıştım. Lahanayı haşladık. Böyle hazırladık. Sarma saracağız. Bir taraftan babana yemek hazırlıyorum. Bir tarafa öyle karma karışık bir gündeyiz. Çok şükür bugünümüze Allah'ım aratmasın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlayalım. Anne istersen buraları bir toplayayım ben. Yok. Başlayalım. Hemen başlayalım. Bir dakika, İşimiz ben bir bitsin. Kuşu da göstereyim. Sonra toplayacağız. Kuş açık mı? Uçtu bir şey. Neydi kız? Niye bağırıyorsun? Uçuyor da. Uçacak kuş değil. Orada. Sana bari Özge sana. Uçacak. Ver bana bence. Özge Duru kuş hastası oldu. Limon. Götür dedeye. Dedeye götür. Adı neymiş Limon? Özge Duru adını söyle. Kuşun adı neymiş kızım? Gel. Hadi gezdir kuşu. Gezdir kızım. Hadi gezdir kuzum. Yanıma gel. Gel gezelim. Aferin kızıma benim. Hadi git oraya, babaanneye git, orada dursun. Öpücük de kızım, öpücük versin sana. Öpücük. Öp kızım. Öp aşkım. Köfteni ye. Git abi, babaanneye götür. Babaanneye götür. Sen gez, olursun kolunda. Ay senin hırkanı çok sevdim. Senin hırkanı. Öpücük de şimdi öp bakayım kızım. Öpücük. Hadi öp. O dursun orada. Öpücük yap. Sen oyna, o dursun. Ay ne güzel. Aynadan bak ya.
Aynadan bakın hadi aynadan. Hadi gel bakalım. Seni çok sevmiş bu. Köfteni mi yiyecekmiş acaba? Ana. Şimdi şunları bir çikartalım. Yumurtaları çıkardık. Kıymalarımız burada. Köfte harcımız burada. Anne bunun hepsini dökeriz değil mi? Bayağı kıyma var çünkü burada. Ben bir ellerimi yıkayayım. Yemek içlerini de getirdik. Evet şimdi. Anne bu kıymayı da koyuyorum. Karıştır. Onu da koy. Bütün kıymalarımızı koyduk. Ondan sonra soğanı rendeleyeceğim. Suyunu sıkıp koyacağım. Bir tane evet. Kıymalarımız biraz fazla olduğu için 2 yumurta ekliyoruz tutsun diye. Böyle şu kadar sarımsak ekleyeceğiz. Ben soyuyorum bir yandan burada. Şimdi soğanları rendelerken ya da soğan doğrarken ben aspiratörün dibine geliyorum ve aspiratörümü açıyorum. O zaman gözlerim yanmıyor. Gerçekten bunu deneyin. Bu yani ben böyle yöntem buldum. Soğanı rendelerken ya da doğrarken gözleriniz hiç yanmaz. Aspiratörü açarsınız. Çünkü aspiratör acısını çekiyor. O yüzden gözümüz yandı. Suyunu gösterelim nasıl su çıktı. Bu suyu da ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? İskender yapmak için böyle etleri kesiyorsun böyle düz şekilde. Kesiyorlar kesiyorlar. Bu suyun içinde biraz bekletiyorlar. Sonra üst üste koyup streçe sarıp buzluğa atıyorsun. Sonra tekrar buzluktan çıkartıp böyle böyle kesip pişiriyorsunuz onu. Evet. Sample. Sample tadını alıyor demek ki. Anne bu sarımsakları rendeleyeceğiz mi yoksa küçük küçük doğrayayım mı? Rendeleyelim. Soğanı koyduk şimdi sarımsakları rendeliyoruz. Biber şey olduğu için çok koyuyorum. Nane. Nane. Kekik. Kekik de çok yakışıyor ve olmazsa olmazımız reyhan. Ve maydanoz koyacağım içine. Tuz koyacağım. Yeter mi? Yeter. Birazcık da normal sıvı yağ koyacağım. O da böyle elinize yapışmaması için. Ekmek içi koyduk şöyle 2 avuç kadar. Köfte harcının bir tanesini kullandık. Şimdi artık yoğurma işlemine geçiyoruz. Maydanoz da ekledik. Artık yoğuracağım. Oldu. Şöyle göstereyim kıvamını. Şöyle. Şimdi yapmayacağım ama bir gün dinlendireceğim dolapta. Yarın tekrardan bir kez daha yoğurup yarın şekillendirip buzluğa atacağım. Şimdi böyle kalacak. Teşekkür ederim anne. Ellerine sağlık. Köftemiz böyleydi. Ben anneme geldim bile. Şurada böyle bir şehriye çorbası var. Sonra burada köfteli patates yemeğimiz var. Sonra burada salatamız, kırmızı biberimiz, annemin olmazsa olmaz yeşilliği ve yoğurdumuz var. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz inşallah. Size afiyet olsun. Evet yine sevgili annemlerdeyiz. Annemlerden direkt eve geçecektim ama asansörde sürekli de ağladı. Şu anda gördüğünüz gibi kuşla oynuyor. Kuş aşığı. Ben de böyle izliyorum. Aslında alışmam lazım da işte. Seni niye çekiyorum sence? Bilmem hayatım niye çekiyorsun? Videonun sonuna geldin mi? Saat 22.53. Ben memurum. Benim mesaim 6'da bitiyor. Ne konuda? Sen özel sektör çalışanısın. Sen bitişi çekebilirsin diye düşünüyorum. Size göstermek istediğim oyuncaklarım var. Bu oyuncak mı? Kindle. Bu e-kitap. Zaten bilenler vardır. Bunu ben üniversite yıllarında bir ara böyle işte KYK alıyorduk. Paramız yetiyordu bazen. Çok kitaba para veriyorduk. Çok para vermemek için bunu almıştım. Herhalde 2013'te falan. Hala çalışıyor gayet güzel. Bunu merak edenler olabilir. Belki hani almak isteyenler olabilir. O yüzden şöyle bir göstereyim. Mesela benim modelimde
şu şekilde, isterseniz düz, isterseniz yan okunabiliyor da, şöyle okuyabiliyorsunuz. Bu şekilde kaldığınız sayfadan devam ediyorsunuz yani. Ya kitap daha güzel bir şey değil kitap mi yani? Kitap güzel ama bu gerçekten kolay ulaşılabilir anlamda. Kitabı kolay ulaşılabilir hale getiriyor. Mesela bir yere gidiyorsun tatile. 2-3 tane kitap almaktansa sadece bunu alıyorsun. E-kitap olarak satışı var. İnternetten alabilirsiniz. Ayrıca bu kitabı okudum. Çok geç kalmışım okumakta. Bunu Alperen vermişti bana, sağ olsun. Mutlaka okuyun. Böyle iki çocuk grubunun hayatı nasıl, oyunlarını nasıl ciddiye aldığını anlatan bir kitap. Ve sonunda neredeyse ağlıyordum. Bunu senin de okumanı çok istiyorum. Gerçekten. Özellikle böyle eski çocukluk günlerimiz, mahallede oynadığımız zamanlar. O zamanlar hep aklıma geldi. Paris Sokağı Çocukları kitabın ismi. Zaten biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Evet. Okumadıysanız tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi diğer bir konumuz da videonun kapanışı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bize yorumlar atmayı. Bu arada şu kapanıştan sonra robot süpürge konusunu bir Özge ile görüşeceğim. O konuda fikirlerinizi istemiş sizden. İnşallah en ucuz olanları, en ucuz ve en akıllı olanları bize önerirsiniz. Yarım akıllı istemiyoruz. Tamam. Bakın. 100 liralıklar var, 170 liralıklar. Onları çok methediyorlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.